Arkadaşlar merhaba, bugün kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu metaya en uygun olan Kraliyet Devi DSS ile maçlara gireceğiz. Eğer siz de Kraliyet Devi DSS oynuyorsanız en azından bina kartı almaya özen gösterin bu sezon için. Şu anda da 226. sıradayız. İlk rakibimizi bulmuş olduk. Rakip hızlı başladı, şöyle bir mezar taşı atalım. Klasik Kraliyet Devi DSS yerine bu desteğiyle devam edebilirim. Çünkü bu sezon Elektro Dev oyuncusu çok fazla. O yüzden bina kartı işime çok fazla yarıyor. Altın Şövalye'yi çekmek için balıkçıyı da atalım. Tomruğu fıçıya atalım. Elimden çıkarmadım, iyi oldu. Rakip çok agresif oynadı. Şimdi atağa çıkalım. Rakip bait desteği oynadığı için genelde roket kullanıyorlar. Paketle tomruğu beklemiyordum. Pek iyi olmadı. Neyse, yine de biraz hasar verebildik. Savunma için mezar taşı da atabilirdim ama şimdi bir atak başlatabiliriz. İskelet Kralı'nın özelliği az da olsa dolu. O yüzden kullanabiliriz. Tomruğu da hemen atalım. İskeletler kuleye ulaştı. Ataktayken tomruğu kullandık. Şimdi savunmada biraz zorlanacağız. Böyle bir atağı bekliyorduk. Alev topundan başka çarem yoktu Goblin fıçısı için. Artık 2x'e de girdik. Arkadan sağlam ataklara kalkabiliriz. Biz de Kraliyet Devi'ni atalım. Savunmada cevap vereceğimiz çok kart var. Dark Goblin'i vursun. İskelet Kralı arkadan atalım. Altın Şövalye'nin menziline girmesin. Şimdi ikinci Kraliyet Devi'ni döndürdük. O bina kartını döndüremez. Felaket Kulesi tam kırılmadı. Biraz arkadan attım Kraliyet Devi'ni. Yaşlı Cadı'nın ölmesi hiç iyi olmadı. İskelet Kralı'nın özelliğini de kullandım. Kraliyet Devi her şeye rağmen bir vuruş çıkarabildi. Şimdi savunma yapmamız lazım. Arkaya doğru attı. Şu an iyi savunuyoruz. Şu an iki taraftan da atağa kalkabiliriz. Sağ tarafı da savunması gerekecek. Kraliyet Devi'ni atalım. Felaket Kulesi'ni kırmak için alev topunu da attım. Korumalar koskoca Kraliyet Devi'ni eritti. Daha fazla hasar çıkarız sanmıştım ama Dark Goblin'i kuleye vurmasın. Rakibin destesinde roket olsaydı şu an kesinlikle rokete dönerdi ama paketle birlikte oynuyor. Şu an kartlarımız birikiyor sol tarafta. İskelet fıçısı da kuleye vurmasın. Köprüdeyken indirdik zaten. Yaşlı cadımız hala yaşıyor. Alev topunu da atalım. Felaket bir türlü ölmedi. Kraliyet Devi yine ölmeden önce bir vuruş çıkarabildi. Boş geçmiyor kral. Altın şövalye vurmasın. Sol tarafın canı daha yüksek. Şu an alamaz orayı zaten. Rakip son bir umut denedi şansını ama zaten hata da yapmadık. Alev topuyla birlikte oynadığımız için Felaket Kulesi'ne karşı daha fazla zorlanırız diyordum ama yine de iyi kazandık bence. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulmuş olduk. İskelet Kral'la savunalım. Sağ tarafa X-ray harcamayacağım. Hasarı göz yumuyorum. Şimdi en önden atağa kalkacağım. Özelliğini de kullanalım.
Rakip agresif oynadığı için ben de agresif oynayayım dedim. Çok bildiğimiz yüzünden güçlü madencisi iş yapmayacak. Özelliğini kullandı ama erken kullandı. Mezar taşı atalım. Maçın başında duvar yıkıcılar vurmasın diye alev topu atsaydım şu an bu kadar hasar veremezdik. Hatta bazı durumlarda rakip en önden atağa kalkıyorsa, savunacak pek de kartınız yoksa siz de tersten atağa kalkabilirsiniz. Böylelikle kule takısı yapmak daha mantıklı. İksirimiz doldu, arkadan bir balıkçı atalım. Zaten artık öndeyiz, biraz daha defansif oynayalım. İskelet kralımız da döndü. Hemen bir şok birliği atalım. Bu sefer güçlü madencinin özelliğini güzel kullandı. Güçlü madenci şu an metada pek yok ama sebebi elektro dev yüzünden. Ona karşı hiç iş yapmıyor. Bu sezonda elektro dev çok yaygın. O yüzden pek kullanan kalmadı güçlü madenciyi. Çarpı 2'ye girdik. İksirimiz de doldu. Kraliyet devini atalım. Köstebek geliyor ama iskelet kral elimizde. Alan hasarı veren kart varken kuleye neredeyse hiç uğramıyor. Sadece çıkış hasarı var. O da 30 civarı bir şey herhalde. Balıkçı güçlü madenciyi çekebildi. Rakibin bina kartını döndürmesi gerekecek. Tomruk yerine cadı atalım. Topu da yanlış koydu bu arada. Baştaki hatayı yapmasaydı belki bu kadar rahat kazanamazdık. Elektro devi anti olduğumuz için yine karşımıza gelmedi. Şimdi son maça da geçebiliriz. 28 kupa almışız. Son rakibimizde bulmuş olduk kupası çok yüksek. 7501. Eğer yenebilirsek yüksek kupa alacağız. Evet, bu sefer beklediğimiz deste gelmiş olabilir. Elektro dev destesi. Bakalım ne kadar iş yapacak destemiz. Sırf elektro dev desteleri yüzünden klasik kraliyet devi destesi iş yapmıyor. O yüzden bu desteyi kullanıyorum. Bakalım neler yapacağız. Güzel, kuleye atlamadı. Soldan bir atak başlatabiliriz. Cadıyı da sola meyilli attım. Kraliyet devini de basabiliriz. Tam da zamanında elektro dev attı, çok iyi. Neyse, atak için daha fazla iksir harcamayalım. Elektro dev geliyor. Biraz savunma yapmamız lazım. Bombacı fazla iş yapmasın. İskelet kralı da attı. İskelet kralın özelliği dolduğu küçük bir atak yapalım. Altın şövalye olduğu yerde zıpladı, iskeletler yaşıyor. Fazla iksir harcadık ama çok iyi hasar çıkardık. Şimdi yine savunma yapmamız lazım. Mezar taşını döndürmeye çalışacağım. Destemizde elektro devi durdurabilecek 3 tane kart var. Balıkçı, mezar taşı ve şok birliği. O yüzden şok birliğini iyi korumamız lazım. Bombacı beklerken 16. seviye elektro dev yolladı. Meta'nın güzelliğini şu kareden görebiliyoruz. Neyse ki mezar taşı sayesinde rahat bir şekilde ilk elektro devi öldürebildik. Elektro dev bir kere vurdu. Neyse, sorun değil. Bir atağa kalkalım. Şuraya bir top atabilir.
Çok geriden çıktı hata. İkinci kraliyet devini atalım. Yine bir top atacak. Kasırgayı çok güzel kullandı. Garanti şekilde maçı kazanmaya çalışalım. Kartları toplamaya çalışıyorum. Rakip de huyu olmuş, her türlü elektro devi en önden atıyor. Ve kupası 7501. Kasırgayı çok yanlış attı bu sefer. Kartlarımız da toplandı, şimdi kulesini alabiliriz. Alev topu çok iyi oturdu. Şu an yapacak hiçbir şey yok. Kartları topladıktan sonra kulesini rahat bir şekilde alabildik. Bundan da 38 kupa aldık. 7400 kupayı geçmeyi başardık. Şu an dünyada 112. sıradayız. Gelen eşleşmelere tekrar bir bakalım. Gelen 3 desteğe karşı da bence destemiz çok iyi çalıştı. Zaten şu anki meta için en uygun kraliyet devi destesi olabilir. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.